Nedim Şener 20 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı Fetöcülerin mağduriyet projesi Fetö elebaşı Gülen'in devletin kılcal damarlarına sızacaksınız talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde adliyede mülkiyede emniyette, eğitimde örgütlenen FETÖ mensupları, kumpas soru çalma, cinayet ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi ihanet sürecinden sonra şimdi de mağduriyet algısı yaratma peşinde. Bunun için haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyesi askeri öğrencilerini gündeme taşımaya çalışıyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu FETÖ'cülerin algı çalışmasına hizmet ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi destek bulan FETÖ'cülerin 10 Mayıs günü 7 yıl 15 ay hapis cezası alan ve aynı gün Almanya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa Enis Durak üzerinden bunu nasıl projelendirdiklerine dair son örneği bir hafta önce yaşadık. Projenin adımlarını tek tek yazacağım. 1. FETÖ'cü askeri öğrenci ceza aldığı gün kaçıyordu. 2014 yılında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem imamlarıyla 5 kez görüşen Osman Kürşat Nabit isimli itirafçının Göksu ilçesinde bulunan örgüt evine gittiğini ve aynı sohbet grubunda yer aldığını söylediği Enis Turak, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mayıs 2022 günkü son duruşmada FETÖ üyeliğinden 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına katılmayan Durak, aynı akşam Adnan Menderes Havaalanı'nda Ahmet Yılmaz adına düzenlenmiş Belçika devletine ait sahte kimlikle yakalandı. Durak, 11 Mayıs 2022 günü resmi evrakta sahtecilik suçu ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği FETÖ üyeliği cezası nedeniyle tutuklandı. 2. FETÖ'cü hesaplar devreye girdi. FETÖcü Bolt Medya isimli sosyal medya hesabı Enis Durak'la annesinin adliye koridorunda yan yana çekilmiş fotoğrafını paylaşarak mağduriyet algısı yaratmaya başladı. Birçok FETÖ mensubu yanında FETÖcü Sevinç Özarslan bu konuda başı çeken kişilerdi. 11 Mayıs günü Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. 3 İtalyan karikatürist paylaştı. FETÖcü Sevinç Özarslan Twitter hesabından Enis Durak'la ilgili yalanlar yaydı. İtalyan bir karikatürist ikilinin adliyede çekilen fotoğrafını resmetti. Karikatür FETÖ'cüler tarafından mağduriyet algısı yaratma amacıyla sosyal medyada kullanıldı. 4. FETÖ'cü Durağan karikatürü Beyoğlu duvarlarında. Bu da yetmedi. Karikatür İstanbul Beyoğlu'nda duvarlara asıldı. İtalyan sanatçı da kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul polisi kısa süre içinde duvarlara asılan karikatürleri indirdi. 5. HDP'li Gergerlioğlu'yla Devalı Yeneroğlu devrede. Devreye her zaman olduğu gibi FETÖ'cülerin sözcüsü HDP'li Gergerlioğlu'yla Deva Partili Yeneroğlu girdi. Enis Durağan mağdur askeri öğrenci olduğu yalanını yazarak hakkındaki delilleri paylaşmadılar. Ayrıca ceza aldığı gün sahte bir kimlikle Almanya'ya kaçarken yakalandığını gizlediler. Sonuç Devlete sızarak parasıyla okuduğu millete ihanet eden FETÖ'cüler mağdur değil, devlete savaş açtığı için mağlup olan birer haindir. Haine merhamet vatana ihanettir.